Valla çok, ben çok üzgünüm. Böyle bir çalışmada bulunmaktan çok azalıyorum. Bu emeğe geçen tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir yerli ve milli aşıya imza attıkları için. İnşallah insanlara umut olurum. Erciyes Üniversitemiz Aşılama Merkezi tarafından geliştirdiğimiz COVID-19 aşımızın preklinik çalışması tamamlanmıştı. Bugün de ilk gönüllümüze aşımızı uygulamış olduk. Böylece faz 1 çalışmasına geçmiş olduk. Faz 1 çalışması yaklaşık 2 ay sürecek. İnşallah Ocak ayının ilk haftasını bitirmeyi planlamaktayız. Daha sonra yine Erciyes Üniversitemizde diğer faz aşamalarına da geçilmesi planlanmakta. Evet, tabii gerçekten çok önemli tarihi anlardan bir tanesi. Herkes mesela şunu soruyordur. Tam Ocak ayı gibi gelse acaba ben ne zaman olabilirim? Ya da olduğum zaman gerçekten bu hastalıktan ne kadar ve ne kadar süre korunabileceğim diye düşünüyordur değil mi hocam? Onu işte bu çalışmaların sonucu gösterecek. Evet. Şu anda herhangi bir şey iddia etmek zor olur. Bilim insanları çalışıyorlar. Ellerine sağlık. Bilim böyle gelişecek. Ama tabii ki şu anda aşının şu tarihte çıkacağını söylemek mümkün değil. Tabii. Henüz faz 1 çalışmaları yapılıyor. Bunun faz 2'si, faz 3'ü, faz 4'ü devam edecek. Aşı ne kadar koruyacak? Yan etkileri olacak mı olmayacak mı, bunları bilmiyoruz. Bunları zaman gösterecek, bu çalışmanın sonucu gösterecek. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Ellerine sağlık diyelim. Tüm dünyada yine tabii ki çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda COVID-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden test onaylandı. Haberimize birlikte göz atalım. Güney Koreli sağlık yetkilileri hastaların tek bir testle COVID-19 ve mevsimsel griple ilgili sonuçları 3 ila 6 saatte alabileceklerini belirtti. Yetkililer bu testin hem sağlık çalışanları üzerindeki yükü hem de hastaların bekleme süresini azaltacağını ifade etti. Öte yandan Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısının 94'e çıktığı belirtildi. Şimdi tabii ki bu testler biliyorsunuz başından beri pek çok test çıktı. Hazır kitler, hızlı cevap veren kitler vesaire çıktı ama bu testlerin ne kadar güvenilir olduğunun izaha muhtaç olduğu aşikar. Evet, yani dolayısıyla burada bir sürü test çıkacaktır. Şu anda yaygın olarak kullanılan PCR testi bile tam olarak güvenilir bir test değil. Bir de belli oranda. Herkes şunu merak ediyor mu hocam? Çok özür dilerim, lafınız böldüm. Ben bugün test oldum ve negatif çıktım. Hı-hı. Ve yarın bir başka virüslü kişiyle temas ettim. Benim yarından sonraki yaptıracağım, 4 gün sonra yaptıracağım mesela test tekrar pozitif çıkabilir. Çıkabilir. Tabii ki bu anlık olanı gösterir. Bir de önemli bir problem var, teknik bir konu ama şunu görmek gerekir. Bu PCR testi genetik materyal bakar. Genetik çalışmalar için bir araştırma testidir. Evet. Genetik materyale bakmak şu demek, virüsün genetik materyali vücudunuzda varsa pozitif çıkabilir. Ama bu sizin hasta olduğunuz manasına mesela, gelmez. Mesela değil mi? Bu da bu son derece önemli bir şey. Zaten PCR testi pozitif çıkan hastaların %95'inden fazlası hastalanmadan, belirti göstermeden bunu atlatıyorlar. Çünkü bir virüsün hastalık yapabilmesi için bizim viral yük dediğimiz belli bir sayıya ulaşabilmesi gerekir insan vücudunda. Eğer virüs belli bir sayıya ulaşmamışsa 3-5 tane virüs kaptınız diye hastalanmazsınız. Onun için elimi sürdüm, o oldu, bu oldu, çok korkmanıza gerek yok. Temel kurallara riayet ediyorsanız o kadar da kolay virüs bulaşmaz size. Ama viral yük bakan bir test yok henüz elimizde. Değil viral mi? Yük bakmadığı için PCR testinin pozitif olması illaki hastalanacağınızı gösteren bir faktör değildir. Dolayısıyla burada klinik tabloya bakarak hastaların birebir takip edilmesi son derece önemlidir. Elimizde henüz bu testle bu hastalığı tam olarak gösterebilecek %100 doğruluk ya da %90 doğruluk veren herhangi bir test yok. Esas olan burada viral yüktür. Hı. Yani bunların hepsi bilimsel tartışmalar aslında bakarsanız. Evet. Ama nihayetinde hepimizin hayatına girdi. Bu PCR'ı herkes öğrendi. Efendim viral yükü öğrendi. Genetik materyali herkes öğrendi. Evet. Pandemi ne demektir öğrendi herkes. Dolayısıyla bunları açıklamak gerekir. Paniğe kapılmayın. Geçtiğimiz senelerde yine koronavirüs vardı ama test yapmıyorduk. Şimdi test yapıyoruz. Dolayısıyla rakamlar yükseliyor. Hiç paniğe kapılmayın. Sakin olun. Bağışıklığınızı güçlü tutun. İlk şart bu. Zararlılardan, zararlı alışkanlıklardan uzak durun. Sosyal mesafe, elinizi yıkayın. Maskeniz çok fazla takın. Maskesiz dolaşmayın ortalıkta. Maskenizi ihmal etmeyin. Bunlara dikkat ederseniz zaten büyük oranda korunmuş olacaksınız. Hele ki bağışıklığınız güçlüyse zaten korunursunuz. Hiç korkmayın o zaman virüsten. Bu şeyi çok merak ediyorum. Bir boğazdan bir de burundan sürüntü alıyorlar herhalde. Hangisidir mesela? Hep karışıyor. Bir tanesi antikor diyorlar, bir tanesi COVID-19 için. Normalde ikisinin de yapılması gerek. PCR testi dediğimiz testte nazofarenks dediğimiz burnun arka duvarı ve boğazın birleştiği noktadan tam buradan sürüntü alınması gerekir. Evet. Hem ağızdan hem burundan girerek o noktaya ulaşılmaya çalışılır. Niye? Evet. Çünkü işte bu PCR dedi ki genetik materyal bakıyor. Orada siz sürüntü aldığınızda viral bölgeyi tam olarak alamazsanız PCR yalancı negatif sonuç verebilir. Dolayısıyla aslına bakarsanız hani o PCR testi olanlar biliyor. Her gün 100 binin üzerinde test yapılıyor. Hani canınız acıyor ya, gözünüzden yaş geliyor.
o doğru bir test yöntemi. Yani onun öyle yapılması gerekiyor. Yani bayağı bir içeriye sokması, böyle bir içeriye girdiğini hissetmeniz gerekiyor burnunuzdan girdiğinde. Ve tabii ağızdan da yine bakılması gerekiyor. Tek sürüntü değil, çift sürüntüyle yapılması gerekiyor. Evet. Doğru yöntem bu. Peki. Hocam şimdi maalesef çok üzücü bir haberimiz var. Dünyanın en büyük vizon yetiştiricisi olan Danimarka'da Haziran ayından bu yana vizon çiftliklerinde koronavirüs salgınlarına rastlanıyordu. Danimarkalı yetkililer çiftliklerde 15-17 milyon vizon bulunduğunu ve mutasyona uğramış bu virüsün 12 insanda tespit edildiğini bildirdi. Bu nedenle Danimarka'da ülkedeki 17 milyon vizonun tamamının itlaf edilmesine karar verildi. İnsan vahşetinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani inanılmaz bir şey bu gerçekten. İçler acısı. Kapitalizmin geldiği çok nokta budur işte. Yani. Kendi canından başka cana hürmet etmemek, başka canlıların hayat hakkına saygı göstermemenin sonucu budur. Danimarka'nın nüfusu kaç Allah aşkına? 17 milyon vizonu niye yetiştiriyor bunlar? Niye yetiştiriyor biliyor musunuz? Kürk yapmak için yetiştiriyorlar. Evet. O vizonun yaşam hakkına bir kere müdahale ediyor. Yetmiyor, virüs kaptı diye bu sefer bir de ölüm hakkı. Yani o 17 milyon vizonu itlaf etme kararı alıyor. O vizonlar canlı değil mi? O vizyonların suçu günahı ne? Size kürk olmak için yetiştirdiniz onları, para kazanmak için yetiştirdiniz. Şimdi de hiç canlı değillermiş gibi itlaf ediyorsunuz. Aferin Danimarkalılar, çok güzel bir insan vahşeti örneği gösteriyorsunuz. Helal olsun size, insanlığın sonu bu yüzden gelecek. Maalesef. Başka canlılara hürmet etmediğimiz için, dünyaya hürmet etmediğimiz için, başka canlıların hayat hakkına hürmet etmediğimiz için, kendimizi dünyanın sahibi sandığımız için kendi sonumuzu hazırlayacağız. Bu şekilde davranan insanlara, başka canlılara hürmet etmeyen insanlara her şey revadır. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu vahşi kapitalizmin, emperyalizmin yüzüdür. Başka hiçbir şey değildir. O gariban hayvancıkların suçu günahı ne? Evet. Söyleyecek söz bile bulamıyorum. Ben de bulamıyorum hocam. Gerçekten yüreğim düğüm düğüm. Şu an boğazımda düğüm düğüm aynı zamanda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.